Tebrizistan'dan geçtik. Yani beraber mesai harcadık. Biz Hüseyin Yazıcıoğlu bir insan tanıdık, güzel bir insan tanıdık. Onun ocaklarından ne bileyim, yamuk insan çıkmamıyor, özetini söylüyorum. İnşallah. Bunlar tabii ki bizlere bağlı. Biz yaşantımızda ilk önce örnek olmamız gerekiyor. Ben gençlere, şu anda Cenevizli ilini ben temsil ediyorum burada, il başkanı olarak. Ben yaşantımla sizlere örnek olabiliyorsam, ocak başkanımız sizlere yaşantısıyla örnek olabiliyorsa ve aynı zamanda atadığımız mevcut ilçe başkanımız, yeni atadığımız ilçe başkanımız Mehmet gibi, Salih gibi kardeşlerimiz, şimdi ocak başkanlarımız sizlere örnek olmak üzere yaşantısıyla. En güzel eğitim zaten yaşanarak anlatmalı eğitim. Yoksa ben kendim namaz kılmadım ya da abdest almadım diyelim. Sana istediğim kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmedeyim ya. İki rekat namaz kılmadıktan sonra senin gözünün önünde hiçbir anlamı yok. Aynen öyle. O yüzden ilk önce yaşantımızı örnek olacağız. Şimdi biz burası bir İmam Hatip Okulu falan değil bir kere. Biz siyasi partinin aynı zamanda gençlik kollarıyız. Ama bizim bu siyasi parti olarak da, alternatifler olarak da bizim inandığımız bir dava var. Nizam-ı Alem davası. Yani biz diyoruz ki, başta kendimiz, ailemiz ve şehrimiz, ülkemiz olmalı. Biz bütün dünyaya nizam vermeye kendimizi adamış diyoruz. Bu manada kendimize de ilk önce nizam vermemiz gerekiyor. Şimdi nizam vermeye kalkan insan kendisi yapmadığı şeyi insanlara anlatmaya kalkarsa hiçbir etkisi olmaz. Şimdi bizim yapmamız gereken ilk önce hepimiz konuşacağız, kendimize bir bakacağız. Ben ne yapıyorum? Yani aileme, kendime bir faydam var mı? Ondan sonra işte hani ocağıma, partime, şehrime, ilçeme neyse yani. İnsanlar. Bunları sıralayarak gideriz yani. İnsanlar bir faydamız var mı? Müslümanlar bir faydamız var mı? Bunlarla alakalı ne yapabiliriz? İlla hani dediğim gibi yani biz burada başımıza imam atamıyoruz. Yani şimdi ocak başkanı seçtik, biz imam falan atamadık. İlla namaz kılacak, oruç tutacak, yani böyle dört Müslüman olacak diyemiyorum ama bu manada kendini adayacak. Bunu yapabilmek için elinden geldiği kadar mücadele edecek ve çevresindeki gençlere örnek olacak. Gayemiz bu. Bizim amacımız sadece dini tebliğli değil, aynı zamanda milli, manevi duygularla birlikte aynı zamanda örf ve adet annelerimize, geleneklerimize sahip çıkmak, özellikle şu Z kuşağı dedikleri dönemde insanların, gençlerin özellikle bizleri belli bir yere kadar yozlaştırabilirler. Çünkü bizim yapı belli. X kuşağı, Y kuşağı, şimdi diyorlar ya Z kuşağı. Z kuşağını acayip bir şekilde yozlaşmak için bu internet çağında yozlaştırmak için acayip bir şekilde baskı var. Biz bunlarda nasıl mücadele ediyoruz? Demin söylemeye çalıştım. Anekdot oydu zaten. Bizim sosyalleşmemiz gerekiyor ilk önce. Hani beraber olmamız gerekiyor. Birbirimizden, tavrımızdan etkilenmemiz gerekiyor. Yani yan yana gelirsek birbirimizden etkilenirse, arkadaşım düzgün insan, ben onun yanında yamuk olursam yanlış anlamışımdır bağımından. O yüzden toplu olmaya çalışacağız ilk önce. Şu dönemde, şu çağda ilk önce biz beraber olmaya çalışacağız. Birlik olmaya çalışacağız. Parti bizim de adımda olduğu gibi. Birlikte olursak inşallah hepsini başaracağımıza inanıyorum. Şimdi bizim buradan oraya öğretmen atamamız ya da imam göndermemiz, eğitimci göndermemiz çok zor. Bu işler ilçe bazında çözülür. Şimdi ocak başkanı kendi ocağının eğitimcisi olabilir ya da bir arkadaş herkes bir eğitimci olabilir. Çok zor bir şey değildir bu. Sadece okumaya bağlı. Sadece gününüzü 15 dakika okumaya ayırsanız yeter. Samimi söylüyorum. Yani illa bizim hani dediğim gibi yani biz şu an Kur'an kursu başladı. Yine hani dini eğitim istiyorsanız camiye gidersiniz. İmam bugün dedi cuma namazında çocukları gönderin. Mümkünse büyükler de gelsin dedi. İsteyen varsa dedi. Yani zaten camiler, cemaatler buna hep açık zaten. Bizim amacımız tamamen dini bir eğitim de değil. Biz milli, manevi bir şekilde donanmış bir gençlik istiyoruz. Her konudaki siyasi alanda da kendini yetiştirsin. Adam sadece namaz kılsın, tamam desin. Ama birileri sürekli yönetsin. Emir versin. Öyle bir gençlik istemiyoruz biz. Hem milli hem manevi donanımlı olsun, siyasi çalanda da kendini güçlendirsin, okusun, gençlik kendini yetiştirsin. Hep birilerinden bir şey beklemeyin. Yani ben geleceğim, İsmail Karateke gelecek, şimdi 19. ilçenin hangisinden bir seminer verecek ya da ocak başkanı hangi birine yetişecek ya da ben her ilçeye ayrı imam ya da öğretmen tayin etme şansını özetleyecek olursak, bizim yapmamız gereken şu çağda ilk önce birbirimize sahip çıkacağız, tamam mı? Daha sonra da sırayı dokuruz biz. Yani önemli 50 tane gencimiz var bizim kalede. Ocak başkanımızın eşliğinde. Her gün 15 dakika bir şey okursak zaten biz kendimizi yetiştiririz. Biz size konuları veririz. O problem değil. Adam muaşeret konusu, tamam mı?
insanlar kişisel gelişim konusu, insanlarla etkileşim konusu, ondan sonra dini konular, imaj konuları, milli ve manevi tarih konu, kültürel konularda biz size müfredat hazırlayacağız zaten. Onunla ilgili geçen toplantısını da yaptık. Minik bir müfredat var. Yani okul gibi değil ya. Hani boğucu, yorucu bir eğitim istemiyoruz biz zaten. Günlük 15 dakikalık halk gibi eğitimler vermeyi düşünüyoruz. Yani bizim amacımız buraya okula sokmak falan değil. Zaten kimse şu anda bu ilk çağda uzun süre birbirini dinleyecek, katlanacak halde de değil zaten. O yüzden kısa kısa birbirimizi etkileyeceğiz. Sadece birbirimize sahip çıktığımız sürece hepsini aşağıdan almayız. Sayın Başkanım, balla kesiyoruz. Kitapçık gibi bir şey.